Aziz seyirciler, Tarih Aynası'nda bugün sizlerle yakın tarihimizin dönüm noktalarından birisini konuşacağız. 31 Mart Vakası. 31 Mart Vakası genelde bugünkü miladi takvimle 31 Mart'ta olan bir olay gibi hatırlanır. Halbuki o zaman kullanılan Rumi takvimle 31 Mart'ta tekabül ediyordu. Ama bugünkü miladi takvimle o takvim arasında 13 günlük bir fark vardı. Dolayısıyla aslında bugün 13 Nisan'a tekabül etmektedir 31 Mart vakası. Peki nedir 31 Mart vakası? Bu kadar üzerinde tartışma kopartılan ve neredeyse 100 sene üzerinden geçmesine rağmen hala tarafları bulunan, hala tasvip edenleri ve karşı çıkanları bulunan bu olayın önemi nereden gelmektedir? Kısaca bunları ortaya koymaya çalışalım. Sultan II. Abdülhamit 1876 yılında tahta çıktıktan kısa bir süre sonra bir Rus savaşı ile karşılaşmıştı. 1877-78 yıllarında olan bu savaşa biz 93 Harbi adını veriyoruz. İşte bu savaş da Osmanlı çok ağır bir yenilgiye uğradı. Gerçi Plevne Savaşı, Kars Müdafası gibi önemli başarılar da kazandık ama sonuçta bu muharebeler harbi kazanmamıza yetmedi. Nitekim Birinci Dünya Savaşı'nda da Çanakkale'de, Kutulamare'de başarılı olmamıza rağmen sonuçta savaştan yenik çıktığımız gibi. Bu savaşın arkasından Osmanlı Devleti topraklarının üçte birini kaybetti. Bu gerçekten de Osmanlı tarihinde en büyük toprak kayıplarından birisidir. Fakat bu savaşa girmeyi Abdülhamit hiç istememişti. Ama henüz tahta yeni çıktığı bir dönemde, dizginleri tam eline alamadığı bir ortamda savaş kararı verilmiş ve biraz da darbeci kliğin, Mithat Paşaların, Süleyman Paşaların itelemesiyle bu savaş başlamıştı. Ondan sonra özellikle 1878-79 aralığında Abdülhamit işe el koymak ve devletin an meselesi olan parçalanmasını durdurmak için harekete geçti. Ve o Sultan Abdülaziz'i tahttan indirip ölümüne sebep olan ve arkasından bir darbe daha yapıp 5. Murat'ı tahta çıkaran darbeci kliği dağıttı ve ondan sonra gerçek yönetimini kurdu. Yani Abdülhamit yönetimi aslında 1880 gibi başlar gerçek manada ve ne zamana kadar devam eder? 1908'e kadar devam eder. 1908'de ne olmuştur? Meşrutiyet ilan edilmiştir. Makedonya'da ayaklanma başlamıştır. Balkanlardan meşrutiyet talepleri gelmiştir. Abdülhamit de zaten bir süredir çeşitli anayasaları, dünya anayasalarını tercüme ettirmekte ve en uygun anayasa nasıl olabilir bunun üzerine çalışmalar yaptırmaktaydı. Ve hemen meşrutiyeti ilan etti ve arkasından parlamenter rejime geçildi. Fakat tam bu parlamenter rejime geçildiği aşamada Aralık 1908'de yapılan seçimlerin arkasından iki büyük hadise meydana geldi. Bu Bosna Hersek'in Avusturya tarafından ilhakı ve Bulgaristan'ın bağımsızlığını ilan etmesi. İşte Abdülhamit döneminin bitmesinin hemen arkasından meşrutiyete geçişle birlikte iki büyük toprak kaybı oldu. Girit bağımsızlık talep etti ve bunu büyük ölçüde başardı. Dolayısıyla bu olaylar Abdülhamid'in iktidarın dizginlerini bırakmasının arkasından meydana gelince İttihatçılar da
onu deviren ekipte, daha doğrusu meşrutiyeti ilan ettiren ekipte bir panik baş gösterdi. Ve bu paniğin etkisiyle ne yapacaklarını, nasıl bir düzen kuracaklarını düşünmeye başladılar. Tabii 1908 Meşrutiyet İnkılabı, 24 Temmuz İnkılabı diye bilinir. Aynı zamanda Türkiye'deki en serbest tartışmaların yapıldığı, en özgür fikir özgürlüğünün en yoğun olduğu dönemlerden birisini oluşturur. Dolayısıyla o dönemde her kafadan bir ses çıkmaktadır. Hürriyetin verdiği sarhoşlukla her türlü dergi yayınlanmakta, dernekler kurulmakta, yürüyüşler yapılmakta ve aslında tam olarak iktidarı kimin aldığı çok fazla anlaşılamamaktadır. Kamil Paşa iktidardadır ve İngiliz politikasıyla, İngilizci politikasıyla tanınmaktadır Kamil Paşa. Fakat Abdülhamid'in yine de meşruti bir hükümdar, meşruti bir monark olarak tepelerinde bulunması iddiatçıları fena halde tedirgin ediyordu. Yani ne kadar kendileri bizzat iktidara geçmemiş iseler de etkilemeye çalışıyorlar. İttihat Terakki Cemiyeti'nin henüz fırka olmamıştır o sırada, hükümeti kontrol etmesi ile yetinmektedirler. Ama Abdülhamid gerektiğinde bazı uyarılarla bu dönemde sorumlu hükümdarlık anlayışını devam ettirmektedir. Evet, 1908 Temmuz'undan 1909 Nisan'ına kadar geçen bu aşağı yukarı 9-10 aylık süre içerisinde tam bir kargaşa hakim, toprak kaybı oluyor, arkasından içeride kargaşalıklar meydana geliyor ve sokak ortasında gazeteciler öldürülmeye başlanıyor. Faili meçhul cinayetler artıyor ve toplumda İttihat Terakki'nin yönetimine ya da onun ağırlığını hissettirdiği yönetime yönelik bir memnuniyetsizlik dalgası yükseliyor. Gayrimemnunlar kitlesi artıyor. İşte bu günlerde, Nisan ayında biz bir ayaklanmanın başladığını görüyoruz. Bugünkü takvimimizde 13 Nisan itibariyle bir ayaklanma başlıyor. Ve bu ayaklanma iddiatçılara karşı meşrutiyeti yeniden savunma ayaklanması olarak başlıyor. Yani bir gerici ayaklanması, bir geriye dönüş, irtica ayaklanması değil. Meşrutiyeti meşrua, Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediği gibi, gerçek meşrutiyeti, yani iddiatçıların yaptığı gibi gangsterlik yahut despotik bir meşrutiyet değil, hakkın, kanunun, hukukun egemen olduğu bir meşrutiyeti isteyen insanların yürüyüşe geçtiği, harekete geçtiği ve kabineyi değişime zorladığı, meclisi bastıkları bir kargaşa ortamının içine giriyoruz. Bunun içerisinde bir İngiliz parmağı olduğu Ahrar Fırkası'nın, İngilizce Prens Sabahattin'i destekleyen Ahrar Fırkası'nın adamlarının bulunduğu, medrese öğrencilerinin arasına bazı provokatörlerin, kışkırtıcıların girdiği ve aslında tam olarak bir psikolojik tepki olan bu hareketi sonradan başlangıçta olumlu ve doğru bir çizgide başlayan ve gerçek meşrutiyeti ikame etmek için harekete geçen bu oluşumu yolundan saptırdılar ve adeta bir karşı devrim gibi, meşrutiyete karşı bir devrim gibi takdim etmeyi başardılar. İşte uzun yıllar tartışılan mesele de burada ortaya çıktı. Bu iddiatçılara ve meşrutiyete karşı akımın oluşumunda Abdülhamid'in parmağı var mıydı? Sultan Abdülhamid bunu yönlendirmiş miydi yahut da bu hareketi desteklemiş miydi? Sonradan Talat Paşa, Ahmet Rıza Meclis Başkanı, Ahmet Rıza gibi önemli üst düzey yöneticiler
Abdülhamid'in bu işte hiçbir dahli olmadığını itiraf ettiler. Abdülhamid de zaten gerek hatıratında gerekse etrafına yaptığı konuşmalarda ben bir karşı darbe yapmak isteseydim böyle yüzüme gözüme bulaştırmazdım diyecektir. Ben bu işleri bilirim ama bu işte kesinlikle benim bir dahlim yok ve ben meşruti bir hükümdar olarak kendimi geriye çektim ve asla işin içine girmem demiştir. Nitekim bu isyan sırasında gelip kendisine başımıza geç, sen hareketi yönlendir diyenlere yahut da kendisinden yardım isteyenlere kesinlikle yaklaşmamıştır, kesinlikle red cevabını vermiştir. Hatta öyle ki bu ayaklanmayı bahane ederek Selanik'ten yola çıkan hareket ordusu İstanbul'a yaklaşınca İstanbul'da bulunan 1. Ordu komutanları gelip kendisinden izin alıp karşı tarafa savaş açmayı teklif etmişlerdi. Savaşmayı yani bir nevi Selanik ve Edirne'deki 3. ve 2. ordularla İstanbul'daki 1. ordu arasında bir savaş baş gösterecektir. Fakat Abdülhamid kesinlikle buna izin vermemiştir, buna rızam yoktur demiştir. Hatta bununla da yetinmeyip o komutanları Kur'an'ın üzerine yemin ettirmiştir, karşı çıkmayacaksınız diye. Hatta bir kardeş kavgasına dönüşmesin diye kendi sarayındaki muhafızlarının bile silahlarını depoya bırakmalarını istemiştir. Bu kadar kan akıtılmasından, ateş açılmasından uzak kalmış bir hükümdar olarak yine de İttihatçıların propagandasıyla gerici ayaklanması olarak lanse ettikleri 31 Mart vakasının müsebbibi diye gösterilmiştir nahak yere. Fakat Abdülhamid tabii daha sonra şunu söylemiştir. Kendisini tahttan indirmek için bu isyanı bahane ederek tahttan indirmek için gelen heyete bu mesele aydınlansın demiştir. Bir soruşturma komisyonu kurulsun. Ben orada hesap vermeye hazırım. Bu işte kesinlikle parmağım yok. Ben hiçbir şekilde suçlu değilim. Gerçek suçlular ortaya çıkartılsın demiştir. Kendi sadrazamlığını da yapmış olan Küçük Said Paşa, Abdülhamid böyle istiyor denilince asla böyle bir şeye girişmeyelim yoksa hepimiz koltuğumuzdan oluruz. Halimiz nice olur cevabını vermişti. Demek ki burada Abdülhamid tarihin karşısında son derece ak bir alınla çıkmaktadır. Ve bu hareketi başlangıçta psikolojik olarak İttihatçılara yönelik bir tepki şeklinde başlayan bu hareket daha sonra bir takım provokatörler tarafından kışkırtılıp Abdülhamid'in tahttan indirilmesi için bir komplo şeklinde neticelendirilmiştir. Dolayısıyla 31 Mart vakasının gerçek yüzü bir komplo olarak anlaşılmalıdır. Aziz seyirciler, tarih aynasında bugün yakın tarihimizin dönüm noktalarından 31 Mart'ı konuştuk. Bir başka bölümde yeniden buluşmak üzere. Hayırla kalınız efendim.